Doğu Perinçek, son HSYK düzenlemesinden sonra seçilen yeni Yargıtay üyelerinin kendilerini destekleyen Atatürkçü insanlar arasından seçilmesini zafer olarak niteleyen bir yazı yazdı. Ufuktaki aydınlanma yargıda başladı başlıklı yazısında şunları söyledi. HSYK seçimlerinden sonra Yargıtay üyelerinin ve daire başkanlarının seçimi Cumhuriyet'in ayağa kalkışının ilk ışıklarıdır. Karanlık dağılıyor. Karanlık ittifak da dağılıyor. Bütün sistem bizim için değişti bilmem yok, öyle bir şey yok. Bizim milletimiz hepsi Atatürkçü zaten. Evet. Laf mı şu ya? Atatürkçü olmayan bana bir kişi gösterdi. Evet. Değilim diyen bile gizli Atatürkçüdür. Yani Atatürkçü olmak demek modern olmak, aydın olmak, aklı başında olmak, dengeli tutarlı olmak, Allah'ı çok sevmek, büyük Türkiye'ci olmak, evet. Türkistan birliğini savunmak, evet. İslam aleminin birliğini savunmak, Türklük aleminin birliğini savunmak, kızıl elmacı olmak, nezaketli olmak, klas olmak, evet. Yakışıklı olmak, Atatürkçülük budur. Evet. Daha da detaylandırırım bilmeyen varsa. Ya Doğu Perinçek aslında kibar bir delikanlıymış. Ama bir çocuksu bir ruhu var. Yani o bir 71'lerin o kafasından bir ortaya çıktı. Evet. Kendini hiç değiştirmedi. Biraz da inat etti yani benim ideolojim illaki olur falan gibisinden. Ya olmuyor işte, olmaz da yani sen dini Allah'ı inkar eden bir sistemi savunuyorsun. Ya sen bir namaza niyaza başla. Partin havalanır adeta. Ya Allah birdir de, Muhammed onun Resulüdür de. La ilahe illallah Muhammed Resulullah de sallallahu aleyhi ve sellem için böyle güzel sözler et. Bitti. Evet. Türkistan birliğini savunuyoruz da bitti. Öbür yönleri harika hayret ediyor. Mesela PKK'ya karşı. Evet. Ya insan şaşırıyor ya. Evet. Hakikaten Kızıl Elma'yı da istiyor. Hayret ediyorum yani. İnsana şaka gibi geliyor ya. Yani Kızıl Elma'yı istemez. Ya Kızıl Elmacı olmaz hayret ediyorum yani. Kızıl Elma söylenmeyen gizli mefkûredir. Yani bütün dünyaya İslam'ın, İslam ahlakının, İslam'la meczedilmiş Türklüğün güzel örfünün, geleneğinin, sevgi anlayışının etrafa yayılması. Benim için Türk, İslam aynı yani benim için. Evet. Diyorlar ki niye Türk? Ya kardeşim benim kastettiğim Müslüman'ı kastediyorum. Türk dediğim Müslüman. Güzel ahlaklı insan. Yoksa dinsiz, imansızdır, ahlaksızdır, anarşisttir, teröristtir. Türktür. Yerin dibine batsın öyle adam ben. Ne yapacağım ben onu? Ya Allah hidayet versin. Hidayet vermiyorsa yerin dibine batsın. Ne yapacağım yani?